birbirine çok yakın, birbirinden çok ince çizgilerle ayrılan üç kavram var. Girişimcilik, sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik. Bunlar arasındaki en temel farklar, kaynakları nereden saldıkları. Girişimciliği hepimiz biliyoruz. Bir oluşuma başlarsınız, bir startup yaparsınız ve bu startup'a kaynak bularak ürününüzü ya da hizmetinizi satarsınız. Sosyal sorumluluktaysa sivil toplum kuruluşları fayda sağlamak için kaynak bulma işini bağışlarla yaparlar. Bağış toplayarak kaynak bulurlar ve bu kaynakları faydaya çevirirler. Sosyal girişimcilik bu ikisinin birleşimidir. Bunları birleştirir, startup gibi bir şirket mantığı vardır. Kaynak sağlamak için bir hizmet veya bir ürün satar ve bu ürün ya da hizmetten kazandığı parayı kâr etmek için değil, fayda sağlamak için kullanır. Üç tane örnekle bunu açıklamak istiyorum. Örneklerimden birincisi Robotel. Robotel bir sivil toplum kuruluşu ve uzuvlarını kaybetmiş özellikle çocuklar için çok maliyetli olan ortezleri ve protezleri sağlamaya çalışıyor. Bu ortezleri sağlamak için de 3 boyutlu yazıcıları ve gönüllü gücünü kullanıyor. 3 boyutlu yazıcısı olan kişiler, makerları kullanıyor veya okulları veya kurumları kullanıyor. Çocukların ölçülerini alabilecek olan ortopedi doktorlarını ve teknisyenlerini kullanıyor. Ve bunları bir araya getirecek diğer gönüllüleri kullanıyor. Peki kaynağı nasıl sağlıyor? Bir, gönüllülerin hizmetinden, iki, bağışlardan sağlıyor. Dolayısıyla bu bir sosyal sorumluluk projesi, bir sivil toplum kuruluşu ama bir sosyal girişim değil. Sosyal girişim olan iki tane benzer örnek vereceğim. Benim de alanımdan bir sistem eğitmeni olarak benim de alanıma dahil olan iki örnek vereceğim. Bunlardan bir tanesi TOİ. TOİ bir ürünü satıp bu ürünün parasıyla diğer bir ürünü, dezavantajlı bir yerdeki başka bir çocuğa. Şu an için Koruncuk Vakfı ile çalışıyorlar. Koruncuk Vakfı'nın korunmaya muhtaç çocuklarından bir tanesine bu üründen de bir tane hediye ederek çalışıyor. Yani siz bir ürün aldığınızda TOİ ikinci bir ürünü de sizin verdiğiniz parayla başka bir çocuğun eğitimi için kullanıyor. Aynı mantıkla çalışan bir başka başarılı ve benim çok sevdiğim örnek var. Bu da TWIN. TWIN'in de iki seti var. Bunlardan bir tanesi TWIN sanat seti, diğeri TWIN robotik seti. Yine aynı mantıkla. Siz bir ürünü satın alıyorsunuz ve diğer bir ürünü Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla bir köy okulundaki çocuğa bağışlıyor. Eğer siz okulunuza bu setten 50 tane alırsanız, çeşitli köy okullarındaki 50 çocuğa bu setten veriyor. Yani kaynağı ve finansmanı aslında müşterilerinden sağlıyor. Kazandığı parayı da bir, kendi operasyonlarını sürdürebilmek için personel anlamında kullanıyor. İki, başka bir çocuğu finanse edebilmek için, başka bir çocuğa sağlanacak faydayı finanse edebilmek için kullanılıyor.